لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan uzam aleyhi salavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizin ithal ve arvaka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahdettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstadlarımız, müşah efendilerimiz, hazır olun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu civarlarda metfu bulunan evliya, ulema, sulava, şüveda, münat, bu cami-i şerifi yaptıran, bu cami-i şeriften güzeran eden, eyyime, hutaba, mezin, kayyumin, cemaat-i müslümin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Kim dünya günahı diyecek üstüne. Tine sıradır, müstakime, sıradır, lazine, inandırayım. Allah'ım, Allah. Ragaib kandili geceniz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu geceyi dua, zikir, tesbih, tahmid, tehlille geçirip muradına eren, hayırlara kavuşan salih Müslümanlardan olmayı bize nasip eylesin inşallah. Efendim biliyorsunuz Arabi aylar ki bu dini işler, dini şeyler, günler bu Arabi kameri aylara göre hesap edilir. Bu miladi takvimler Avrupa'dan, Avrupa devletleriyle şey olsun, birlik sağlansın filan diye sonradan kabul edilmiş şeydir. Bu Arabi kameri aylardan Recep ayını idrak ettik. Recep ayının ilk şeysi de, gecesi de, cuma gecesi de Ragaib kandili olarak Peygamberimiz tarafından dua ve zikirle müminler geçirsin diye bize bildirilmiş. Biz de bu gece bu Efendimizin sözüne uyaraktan hadislerde, ayetlerde olanları sizlerle paylaşacağız. Onları anlatacağız. Evet. Bu Recep ayının bir adı Asam. Ne demek? Sağır demek. Yani başka zaman herhangi bir yerde bir suç işliyorsunuz, haram işliyorsunuz, günah işliyorsunuz. O yer, o toprak, o zaman şikayet ediyor. Burada bende şunu yaptı, bunu yaptı diye. Fakat Recep ayı bu zaman olarak şikayet etmiyor. Ondan dolayı duymazlıktan geliyor. Öyle güzel bir ay. Müminlere güzel bir şeysi var. Şikayet etmiyor. Ondan dolayı Asam denmiş. Bir de Eshab adı. Sab dökülmek demek. Bu Recep ayında Allah'ın rahmeti bolca dökülüyor. Yani bir yağmur yağıyor normal. Bir de bardaktan boşanır gibi diyorsunuz ya siz. İşte Sab o demek. Bu ayda da Allah'ın rahmeti, bereketi tabii kesesini açanlara, uyanık olanlara öylece bol yağıyor. Ondan dolayı adı Asap. Bir adı da Asap. Evet. Bu Recep hakkında çok şeyler var. Cennette bir
nehrin adı Recep. Bu Recep ayında güzel ibadet eden, oruç tutanlara mahsus. Onlar bu şeyden, baldan tatlı, öyle diyor Peygamberimiz, baldan tatlı, son derece sütten de beyaz bir nehri var cennette. Bu Recep ayında oruç tutarsa, bir gün dahi olsa, sakahullahu min zelike nehir, nehir, bu cennetteki nehirden, o özel nehirden bunlar içer diyor. Efendim, bu Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili adı üzere rağbet edilen demek. Niye rağbet ediliyor? Çok sevilen, evet, elde edilmesi için arzu edilen, fazilet ve bereket gecesi bu Regaib Kandili. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, rahmeti, affı sağanak sağanak uyanık müminlere, elini açan, Allah'a yalvaran müminlere bu gecede yağacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hep vermiş. Ondan dolayı adı Regaib. Yani başka hiçbir şeye bakılmaz. Bu gece camiye koşulur. Recep'in bu ilk cuma gecesi Allah'tan dua edilme, rağbet edilir. Çünkü bir atarsın bin vurursun. Öyle bir gece. Öyle bir gece. Evet. Okuduğum hadis-i şerifte 5 gece vardır, dualar onunla kabul edilir diyor Peygamberimiz. Cuma geceleri her zaman var. Cuma gecesi yatacaksın, kalkacaksın, uykunu bozacaksın. Her hafta cuma gecesi, gece uyuduktan sonra, kalktıktan sonra yaptığın dualar geçerli. Keza Kurban Bayramı gecesi dualar geçerli. Aynı şekilde gene Ramazan Bayramı gecesinde yapılan dualar geçerli. Bir de işte şimdi içinde bulunduğumuz gece Recep ayının ilk gecesi, ilk cuma gecesi. Bir de Şaban'ın yarı gecesi, yani Berat gecesi. Beyhaki Kebir'inde bunu bize Efendimiz'den nakletmiş. Efendim, bu Recep hakkında çok enteresan şeyler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuyarak onları yer geldikçe söyleyelim. Recep'u şahrun azim. Recep ayı muazzam bir aydır. Tudaifullahu fihil hasenat. Allah o gece iyilikleri, sevapları katlayarak verir. Evet. Abdullah ibn Abbas'tan, savmu evveli yevmin fi Recep kifayetun kefaretun selasinin. Abdullah ibn Abbas'tan nakledilen Recep'in fazileti hakkındaki bir hadis-i şerifte diyor ki, Recep'ten bir gün oruç tutmak 3 senelik günahlara kefaret olur. Evet, böyle müjde bir var. Ve sani kefaretü seneteynim. İkinci gün, birinci gün oruç tutmak 3 senelik günahlara kefaret olur. İkinci gün oruç tutmak 2 senelik günahlara kefaret olur. Ve salis kefaretü sene. Üçüncü gün 1 senelik günahlara kefaret olur. Sümme külle yevmin, evet, şehr. Sonra her bir gün Recep'te oruç tutanın 1 aylık şeysi, günahı affolunur. Evet. Sümme külle yevmin min eyyamihil bakiye ba'de selas yukfer şehren. Evet. Bundan sonra her bir Recep, her gün oruç tutanın her bir gününe 1 aylık günahlarına kefaret olur diye hadis-i şerif var. Femen sâme yevmen min Recep fekenneme sâme sene. Şimdi bu arada okuduğum müjdeli hadisin yanında, Recep muazzam bir aydır. Allah'ın iyilikleri, ihsanı o gecede katlanarak verilir. Bir gün Recep'te bir gün oruç tutan kimse fekenneme sâme sene, sanki 1 sene oruç tutmuş gibi olur. Evet, oruç biliyorsunuz Allah'ın sadece haramlarından değil, mübah saydığı, helal saydığı şeylerden de niyet ederek tanyeri ağarmasından güne batmasına kadar gündüzün neharda
kendini tutmaya denir. Oruç böyle bir gün güzel bir oruç. Tabii dedikodudan, harama bakmaktan, haram işlemekten, haram duymaktan, haram yemekten, haramlardan sakınacaksın ve azalarını ondan sakındıracaksın. Sağlam bir oruç tutarsan Recep'ten bir günde bir senelik oruç tutmuş gibi, nafile oruç tutmuş gibi sevap alırsın. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve men sâme minhü seb'ate eyyâmin, yedi gün oruç tutanlar için gullikat anhu ebvâbu cehennem. Biliyorsunuz cehennem 7, cennet 8. Evet. 7 gün Recep ayında oruç tutanın, oturuş durana cehennem kapıları kapanır. Evet. Bir gün oruç tuttun bir kapı, iki gün tuttun iki kapı, üç gün, böyle her bir gün cehennem bir kapısını kapatır. Evet. İmanen vaktisaben, inanarak ve sevabını umarak, arz ettiğim gibi haramlardan gözünü, kulağını, dilini, elini, belini haramlardan sakınarak sağlam bir oruç tutmuşsa, aha böyle olur. Allah'ın rahmeti böyle kat kat evet artar. Ve men sâme minhu semâneti eyyâm, 8 gün oruç tutana futihat lehu semâneti ebvâbil cennet, 8 cennet kapısı açılır. Cennet 8 kapılı. O 8 cennet kapısı açılır. Evet. Ve men sâme minhu aşirete eyyâm, 10 gün oruç tutarsa bir mümin, azlettiğimiz şekilde sağlam oruç tutarsa, lem yes'elillahu şey'en, lem yes'elillahe şey'en, o oruç tutan adam bir şey istedi mi? Evet, iyi bir şey istedi mi? İlla atahu, istediğini, iyi bir şey istedi mi? Onu Allah istediğini verir. Evet, 10 gün oruç tutana Allah iyi bir şey, marif'ten iyi bir şey istediği zaman Allah ona verir. Evet, duasını kabul eder. Ve men sâme minhu hamsete aşara yevmen, Recep ayında arz ettiğimiz şekilde bütün azalarını haramlardan sakınarak, Allah'a inanarak, onun rızasını umarak 15 gün oruç tutarsa bir kimse, nâdâ münâdim mine semâi minel melâiketi, melâikeden, semadan bir tellal bağıran şöyle bağırır: kat gufira leke mâ madâ, geçmiş günahların affolundu. Evet, dünyada işlediğin aşırılıklar, yapmamak gibi şeyler, Allah hakkıyla olan şeyler affolundu. Festenifil amele, evet, artık işe yeni doğan çocuk gibi, yeniden hayata başlamış çocuk gibi yeniden başlayabilirsin. 15 gün oruç tutana, evet, 10 güne, 8 güne, 7 güne, İşte böyle bir güne, iki güne, üç güne böyle müjdeler var. Şimdi büyüklerden, işte bu hadisini aldığımız Ahmet Ziyaettin Hazretleri gibi büyük ki zatlar, üç aylar diye işte Recep'te, Şaban'da tamamını oruç tutarlardı. Zaten Ramazan'ı mecburen tutacaksın. Bu Recep'te tutmak mecburi değil ama bu müjdeler var. Allah'ın, Recep Allah'ın ayı, muazzam bir ay. Şaban benim, müminlerin ayı diyor. Ramazan müminlerin ayı, Şaban benim ayım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aylarda böyle Allah'ın lütfu kat kat artıyor, teşvik ediliyor. Efendim böyle bir şey yok. Hayır, var. Olmasa büyük alimler bunu yapmaz. Ve men zâde zâdehullah. Aynen okuyorum. Daha fazlasını yapana, evet, ve men zâde, yani 15 gün değil, daha fazla yapana ne kadar yap? 16, 17, 18, tamamını tuttu. Zâdehullâhu. Allah da artırır tuttuğuna göre, derecesini artırır, isteğini ona göre daha çok verir. Ve fî Recep, Recep'de çok büyük faziletler vardır. Hamelallâhu Nuhan fissefîne. Nuh aleyhisselam şeyde yaşamış, Mezopotamya'da yaşamış.
Bağdat'ın kuzeyinde, Musul'la Bağdat arasında, oralarda yaşamış. 40 yaşında peygamber olmuş. 950 sene peygamberlik yapmış. Nuh tufanı olmuş. Ondan sonra bir 60 sene daha yaşamış. Yani çok uzun ömürlü bir kimse. Yaşlıların piri Nuh Aleyhisselam sayılır. Buradan şunu çıkarıyorlar alimler. Yaşlılara saygı duyarsanız, yaşlılara yardım ederseniz, mesela adamın zaten yaşlı, eli ayağı titriyor, tansiyonu var, gözü az görüyor. Sokağın burasından bir tarafa geçecek. Sen de oradasın. Hemen gelip koltuğuna girip arabalar dur deyip onu karşıya geçirirsen, böyle bir iyilik edersen diyorlar Nuh Aleyhisselam'a hizmet etmiş gibi olursun. İhtiyarların piri Nuh'tur diyorlar. Çok yaşadığı için. Evet, öyle söylüyorlar. 1050 sene yaşamış. Şimdi 950 sene peygamberlik yapmış. Putlara tapmayın, etmeyin, kılmayın, yaradanınızı tanıyın, birbirinizi ezmeyin, birbirinize kötülük etmeyin demiş. Ancak 950 senede 80 kişi inanmış. Hatta oğlunun birisi de inanmamış. 80 kişi hakkı var. Kızmış o da, Allah belanızı versin demiş. O duası, tabii peygamberlerin duası, bedduası geçerli. Bu gazaplanmış, bu dua, bedduayı yapmış. Ondan sonra sen bedduayı yaptın, Allah da bunu yazdı. Demiş Cebrail Aleyhisselam bir gemi yap demiş. Gemiyi tarif etmiş. Evet, ilk gemiyi yapan Nuh Aleyhisselam'dır. Tarifi edeni de Cibril Aleyhisselam'dır. Elmalı burada yatan hocamız, şu Sahra Cedid Mezar'ın uç tarafına, güney ucuna doğru orada yatıyor. O diyor ki buharlı gemi, anlatılana göre, hadislerde anlatılana göre buharlı gemi, buharlı gemi bu diyor. Oraya işte bu 80 Müslümanı almış, her hayvandan da birer çift almış, yiyeceklerini içeceklerini almışlar. Ondan sonra tabii büyük bir tufan olmuş. Dünyanın her tarafı umut. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın bedduası, yeryüzünde bir tek yavur bırakma. Kur'an-ı Kerim'de bu duası böyle. Duası kabul olmuş. Nuh tufanı geneldir, umumidir. Sadece Mezopotamya'da değil, bütün dünyada. Onun için Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem dediler. Yeniden nesil oldu, başlamış. Evet, şimdi gemisini almış. Yağmurlar her tarafı kaplamış, seller. Oğluna demiş, yavrum gel sen de Allah de de inan da seni de gemiye alayım. Yok demiş, ben inanmayacağım, dağa çıkacağım. Peygamberin oğlu da bakın, Allah nasip etmezse iman edemiyor. Elhamdülillah biz görmeden peygamberin muhatap olmadık. Keşke muhatap olsaydık, sahabi olurduk. Evet, hiç görmeden ona inandık. Gayba inananları Allah Kur'an-ı Kerim'in Bakara'sının başında övüyor. Fatiha'dan sonra Elif la mim. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimune salate. Gayba inanırlar, namazı kaçırmadan dostlar güzel kılırlar. Övüyor işte. Görmeden elhamdülillah Allah nasip etmiş, ama Allah nasip etmezse peygamberin oğlu bile bak, ben dağa, yüksek tepelere sığınırım. Hayır, inanmayacağım, gemiye de binmeyeceğim, zaten binmesi kafirlerin yasak derken dalga gelmiş, onu almış götürmüş. Evet, çok ilginç şeyler var. Kur'an-ı Kerim'i tefsiri okumak lazım. Tabii Nuh Aleyhisselam peygamberdir ama insandır. O oğlu onun parçasıdır. İnsan parçasına lakayt kalabilir mi? Allah'ım demiş, onu boğulduğunu görünce, o benim oğlum. Evet, babalık şeysiyle, şefkatiyle ihtar almış. Leyse min ehlik. Nuh, çizmeden yukarı çıkıyorsun. Sınırı geçiyorsun. İnanmayan senin oğlum falan değildir. Ona oğlum falan deyip durma diye ihtar almış. Evet, ihtar almış. Ve böylece gitmiş. Oğlu boğulmuş gitmiş. Evet, bu işte diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Nuh Aleyhisselam bu Recep ayında
Allah onu gemiye bindirdi. Boğulmaktan kurtulduğu için hem kendi hem de oğulları Yafes, Türkler bundandır. Sam, Ham oğulları, bir tane oğlu o kafir olarak boğuldu. Ve gemideki 80 kişiye oruç tutun demiş. Oruç tutmuşlar. Fasame racab ve emara men ma. Hadis-i şerif, peygamberimiz bunu haber veriyor. Diğer müminler de, hem kendi hem de diğer müminler de oruç tutun dedi. Ve onlar da oruç tuttular. Evet. Çok ilginç efendim. En yasum oruç tuttu. Fecerat bihi müssefine. Gemi bindikten sonra müminler bini sittete eşhur, 6 ay suların üstünde çalkalandı. O gemide durmadan dua ediyordu. Rabbi enzilni münzelen mübareken. Rabbi enzilni münzelen mübareken. Allah'ım bizi güzel bir bereketli indirişle indir ya Rab. Bizi kurtar ya Rab. Ve ente hayrul münzilin. Sen indirenlerin en hayırlısın diye dua ederdi. Böyle zor durumda, tehlikeli anlar, kısılmış kalanlara dua. Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin. Evet, tehlikeli yerden bizi indir, kurtar ya Rabbi. Duasını kabul etmiş. Evet, ve Allah da 6 ay sonra Aşura günü onu gemi sular çekilmiş, gemiden inmişler. Evet, bu Aşura günü çok önemli. Aşura günü çok önemli. Bütün peygamberler o gün oruç tutarlardı. Evet, Efendimiz diyor ki fesumuhu, siz de oruç tutun Aşura günü. Evet, sumu yevme aşura, Aşura günü oruç tutun. Öyle, neden? Kânetil enbiye tasumuhu, bütün peygamberler o gün oruç tutarlardı. Evet, sâmehu Nuh o gün oruç tuttu. Ve Musa aleyhisselamın Beni İsrail'i kurtardı Aşura günü, oruç tuttular. Evet, ehli kitap da o gün oruç tutarlardı. Cahiliye dönemindekiler de oruç tutarlardı. O gün Kureyş de tutarlardı. Gelenek olarak kalmış, ne olduğunu bilmiyorlar. Öyle oruç tutuyorlar gelenek olarak, Kureyşlerden de. Şimdi vahşi hayvanlar da Aşura günü oruç tutarlar. Öyle diyor. Bu acayipliklerdendir. Kuşlar, vahşi hayvanlar, kurtlar, nereden biliyorsun efendim? Efendim, halifelerden, Emevi halifelerden birisi, adamın şeysi, siz ne diyorsunuz, hobi mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? Karıncalara her gün, bahçesinde karıncalara ekmek kırığı falan verilmiş. Kötü mü? Şarap içeceğine, kumar oynayacağına karıncalara emek veriyor. Böyle bir takıntısı adamın, hobi diyorsunuz ya siz. O gün, Aşura günü karıncalar yememiş ekmeği. Bizzat söylüyor yani. Bizzat söylüyor. Karıncalar bile oruç tutuyor Aşura günü. Siz de tutun diyor. Evet. Kadir billah. Halife Kadir billah. Evet. Uhbitu alel cudiyyi. Sonra Nuh aleyhisselam gemisi Cudi dağlarına eteklerine, ki bizim Doğu Bayezid'in o kenarındaki dağların uçları Cudi dağların etekleridir. Ben de gittim gördüm. Orada oryantalistler, şarkiyatçılar, yani İslam'ın boşluğunu, çürük tarafını bulup da İslam'a hücum edecek, yıkacak. Bunun için İslam'ı araştıranlara şarkiyatçı, oryantalist denir. Bunlar araştırırken geminin şeyini bulmuşlar. Gemi şey etmiş, böyle taşlaşan şeyleri, ne diyorsunuz siz? Taşlaşmış gemi. Halen orada duruyor. Gidebilirsiniz. İşaretlerinden o oryantalistler bulgularını oraya ortaya koymuşlar. Devlet de onlara bir bina yapıyormuş. O buldukları belgeler orada duruyor. Gidebilirsiniz, görebilirsiniz. Ben gittim gördüm. Hakikaten tepeden baktığınız zaman direkli gemi, bayağı büyük gemi. Yani
80 kişiyi alır, hayvanları da alır. Büyük bir gemi taşlaşmış, orada duruyor. Cudi dağının eteklerine indirildi. Fasana Nuh ve men mahu vel vuhuş. Evet, şükür nişanesi olarak Nuh yine şey etti, Aşura günü indi ve oruç tuttu. Yanındakiler de tuttu, vahşi hayvanlar da tuttu. Şükran lillah azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah'a şükür olarak. Evet. Ve fi yevmi aşura, aşura günü farakallahu el bahre li beni İsrail. Musa aleyhisselam beni İsrail ile beraber Allah'ın izni üzere Mısır'dan kaçıyorlar, Firavun'un zulmünden geceleyin kaçıyorlar ve biliyorsunuz onların kaçtığını öğrenince Firavun da ortusuyla arkasından onları takip ediyor. Kızıldeniz'e geliyorlar. Ben de oraları gittim, gördüm. Keşfettim yani. İnanmadığımdan değil. Hani görmek başka. Yani inanıyoruz da bir de insan gözüyle görünce bambaşka oluyor. Hakikaten Kur'an'da bahseden şeyler aynen duruyor. Bizi oralara götürecek adama şart koştum ben. Kudüs'e geçecek, götüreceksin. İsa Aleyhisselam'ın girdiği yerlere gireceğiz. Musa Aleyhisselam'ın oturduğu kalktığı yere oturacağız. Verdim listeyi eline. Bu şartla seninle gelirim dedim. Tabii ben gelince arkamdan bir sürü adam gelecek. Ne yaptıysa o halletti onları. Ya o maksatla işte oraya gittik, gördük. Denize dayanmış. Deniz, önüz deniz. Kızıldeniz. Yukarıya geçse yaya. Onların atları yok. Firavun'un askerinin atları var, arabaları var. Eyvah demişler beni İsrail. Yok demiş, Allah bizi yalnız bırakmaz. Biz onun için demiş bu davayı sürüyoruz. Allah bizi yalnız bırakmaz. Elki asak. Vahiy etmiş Allah ki asanı yere bırak. Denize böyle bırakınca deniz hemen ikiye ayrılmış. 12 yol olmuş. Deniz 12 yol olmuş. Evet, ve 12 yoldan da çünkü Beni İsrail'in kabileleri de birbirlerini de çekemiyorlar. Her bir ayrı yoldan karşıya geçmişler. Ve fi yevmi aşura. Evet. O gün olmuş bu iş. Şimdi o gidince Firavun da gelmiş, bakmış deniz ikiye ayrılmış. Deniz nasıl ayrılır? Ama demiş bundan geçtiğine göre ordusuyla beraber ileri marş marş demiş. Tam denizin ortasına varınca Firavun ve ordusu sular kavuşuvermiş. Musa Aleyhisselam da zaten denizin karşı tarafına geçmişmiş. Firavun halen Kahire Müzesi'nde duruyor. Kur'an'a göre doğru. Çünkü kıyamete kadar insanlar ibret olsun diye seni diyor, kaybetmeyeceğiz diyor Kur'an'da Allah. Çok akıllı bir adam, kısa boylu. Zaten cingen diyorsunuz siz, Kıpti, Nebati kavminden Firavun. Cingenler de onun soyundan. Ama Müslüman olduktan sonra biz kimsenin aslını araştırmayız. Efendim, kel kafalı, kısa boylu, halen öyle duruyor. Mumyalamışlar duruyor. 20 dolar alıyorlar onun odasına girmeye. Aynen duruyor. İşte tam suların kavuşunca anlamış Musa Aleyhisselam'ın gerçekten Allah'ın adamı olduğunu. Ben de demiş Musa'nın inandığı Allah'a sana inanıyorum. La ilahe Cebrail Aleyhisselam gelmiş ağzına çamur sıvamış. O pis ağzınla demiş şimdi mi el-ane Kur'an'da var. Hocanın tefsirini okuyabilirsiniz. El-ane şimdi mi? Artık su köprüyü böldü diyorsunuz da siz. Geçmiş olsun. Geçti Borun Pazarı. Süreçlerini diye. Gözün açıldı gördün. O gayba inanacaksın. Ha sen o treni kaçırdın. Şimdi mi? Sus demiş. O pis güzel kelime ağzına bulaştırma. Ve boğulmuş. Fakat Kur'an'da biz seni diyor koruyacağız. Korumuşlar. Ve şeylerin altından kazıdan çıkarmışlar. Çıkarmışlar. Firavun olduğunu askeri kılığı var. İşte palaskası var. Bilmem şunu var. Oradaki isimlerden çıkarmışlar. Orada duruyor. Orada duruyor. Bunları göstermişler. Orada duruyor. Evet. Reis halindeki iman kabul edilmez. Tüm insanlar ölürken mümin oluyor. Çünkü insanlar öleceği zaman gözünün perdesi açılıyor. Dikkat ederseniz mutlaka bulunun. Aynı tezgahtan biz de geçeceğiz.
azıcık tecrübeli olun yani. Bir noktaya gözünü tiker. Aha işte o zaman gözü açıldı. Mümin gideceği güzel yerleri görür. Kafir de cehennemleri kovur. İşte bunları görünce herkes inanırmış o anda ama el-âne şimdi mi? Yeis halindeki iman geçersiz. Geçti borun pazarı. Herkes ediyor geçersiz. Kabul edilmiyor. Evet işte o zaman böyle oldu mu siz la ilahe illallah deyin yanında bir arkadaşınızın evinizden veya başkasından komşudan onun duyacağı çıkıyor da sen de söyle demeyin çünkü can çıkması zor çok zorluk içinde o bunu da kınamayın ya adama bak çok çırpındı falan demeyin bazı insanların ufak tefek günahlarını o can çıkarken sıkıntıdan dolayı Allah affediyor yani kötü demeyin yani çok çırpındı falan demeyin kafirler çok çırpınıyor da gitmemek için ama müminlere böyle aleyhinde konuşmayın işte o zaman la ilahe illallah la ilahe illallah deyin ki duyacağı kadar çünkü peygamberimiz diyor ki men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet bir adamın son sözü la ilahe illallah olursa cennete gider doğru cennete gider peygamberin sözü lan benim sözüm değil ki garantili. Anladın mı? Muhammed Aleyhisselam söylüyor onu. İnşallah şüpheli şeylere söylenir. Peygamberin sözü bu. Ve men yantuku anil heva in huve illa vahyun yuha. Peygamber işkembeden yapmaz. Ne söylerse vahye dayanır. Kur'an'da ayet böyle. Evet efendim siz de böyle adama la ile duyacak. Sen de söyle demeyin canı sıkılır. Şimdi sırası mı diyebilir. Onun için duyacağı kadar söyleyin ki o nasibi varsa zaten söyleyecek. Yani siz böyle derseniz size de böyle birisi yardım eder. Hayatında yaptığınız işi sonunuzda size de yaparlar. İmam-ı Azam'ın tesbih duası vardır. Subhanel ebediyil ebed. O tesbih duasının içindedir. Bir hoca efendi İmam-ı Azam'ı çok seviyor ve İmam-ı Azam'ın tesbihi sadece bu kadar değil. Uzun o da onun bir bölümünü biz her sabah okuruz. İşte Sübhanel Ebediyil Ebed, Sübhanel Vahidil Ahad, Sübhanel Fercil Samet diye devam eder. Hoca olduğu için sevenleri bir tane hoca efendi koşmuş, öleceğini önce koşmuş hani telkin edeyim, ona da la ilahe illallah diyeyim filan diye. Bir bakmış ki başında İmam-ı Azam la ilahe illallah deyip durur. Ha demiş. İmam-ı Azam'ın tesbihini çok seviyor diye bu adam. Bizzat İmam-ı Azam gelmiş ona telkin etmiş. Geri dönerken bir başka alim hoca koşa koşa hayrola demiş nereye gidiyorsun? Arkadaşım vefat etmek üzereymiş de telkin edeyim. Ben de senin gibi düşündüm gittim ama demiş İmam-ı Azam bizzat ona telkin yapıyor dön geri dön demiş. Ha, böyle onun için yani İmam-ı Azam tesbihini söylerseniz belki gelir sizi telkin eder. Bir de hani son sözü la ilahe illallah olan cennete girer hadisi var ya. Biz buna inanıyoruz. Direksiyonda giderken oğlumuza söyleyin. Oradaki gavurca şarkıları koyuyor. Kendini kaptırıyor. İngilizce falan bildiği yok. Kaptırıyor onun patlısını böyle yapıyor falan. Oğlum öyle diyeceğine la ilahe illallah de. La ilahe illallah de. Dili alışsın. Dili alışsın. Sizin de sevindiğiniz zaman, öfkelendiğiniz zaman, bunaldığınız zaman dilinizi la ilahe illallah alıştırın ki son anda canımı sıkıldığı zaman la ilahe illallah diye söylesin çıksın otomatik olarak bu müjdeye eresiniz. İnşallah bu gece de la ilahe illallah diyeceğiz dilimizi alıştırmak için. Böyle efendim şimdi işte Nuh Aleyhisselam'ın gemisi halen orada. Doğu Bazı'nın yanında şeyde görülebilir. Gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Öyle ilim adamlarının bulguları da var. Ben gittim bizzat gördüm. Evet o işte bu Nuh Aleyhisselam Recep'te bindi. Aşura günü indi. 6 ay döndükten sonra indi. Daha bitmedi. Musa Aleyhisselam'la işte Firavun'dan bu şey günü kurtuldu. Aşura günü kurtuldu. Evet Adem Aleyhisselam biliyorsunuz Allah yarattı kokar çamurdan değil mi? Kokar çamurdan, özlü çamurdan yarattı. Onu ruh üledi. Bedenimiz, nefsi tarafımız kokar çamur.
Ruh arştan gelmiş, insanda ruh var, kokar çamurdan gelen nefis beden tarafı var. İkisi mücadele ediyor. Ruh arşa gitmek istiyor, beden de aşağı inmek istiyor. Hayat mücadele demek. Kur'an göndermiş, peygamber göndermiş, ruh tarafını tutun da cennete gidin, Allah'la kavuşun, orada buluşun diye. Ama işte Allah imtihan dünyası, dünya böyle. Evet, Adem Aleyhisselam'ı kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Ondan sonra melekler demiş ki Adem'e şey edin, secde edin. Şeytan etmemiş, melekler etmiş. Kur'an'da var bu. Şeytan demiş, ben ateşten yaratıldım, alevden yaratıldım. O kokar çamurdan, ben ondan üstünüm. Büyüklük tasladığı için, hasedinden Adem'e secde etmediği için şeytan olmuş. Daha evvel makbul bir cin idi. Ve kâne minel cinni, cinlerden idi. İşte Adem Aleyhisselam bu olaydan sonra, şeytan kovulduktan sonra cennete konmuş Adem babamız, Havva anamız. Cennette demiş ki her şeyi yeriz, içersiniz. Kur'an'da var bunlar. Hocanın, Elmalı Hoca'nın tefsirinden okuyabilirsiniz. Resmi tefsirdir. Her yerde okuyabilirsiniz. Ben askerlikteyken gazinoda okudum. Bu ne dediler? Bu dedim, Mustafa Kemal Paşa'nın zamanında basılmış, devlet tarafından deyince öyle mi dediler? Evet, öyle. Resmi tefsir. Onun için hiç kimse size bir şey diyemez. Evet, o güzel bir tefsir. Ondan daha güzeli daha yazılmalı. Evet efendim, Adem Aleyhisselam'la Havva'nız demiş, her şeyden yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın, bundan yemeyin. Cennet çok güzel. Şimdi imtihan, her yerde imtihan. İnsan böyle. Neden yarattın? Git Allah'a sor kardeşim, bana ne soruyorsun? Şimdi yerler içerken Adem Aleyhisselam'dan intikam almayı yemin etmiş şeytan. Kur'an'da var bu. Bana demiş kıyamete kadar müsaade et. Ben bu Adem'den dolayı beni kovdun. Ben de bundan ve onun neslinden intikam alacağım. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Hodri meydan, meydan senin demiş Allah. Kur'an'da var bunlar. Korkmayın. Şeytanın önüne geçecek olan çok basit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilinizden besmele düşürmeyin. Yerken, içerken, yatarken, kalkarken, bir yere girerken, çıkarken, işe başlarken, yazarken, konuşmaya başlarken Bismillah dediniz mi? Şeytan insana dört taraftan nüfuz eder. Kur'an'da var bu. Önden, arkadan, sağdan, soldan. Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dört. Besmele çektiniz mi? Dört tarafınızı kaleyle kapatmış olursunuz. Şeytan size nüfuz edemez. Eve girerken besmele çekerseniz eve giremez. Yatağa girerken besmele çekerseniz yatağınıza giremez. Aksi halde hanımınızla ilişki kurarken birisi de şeytan. Haberiniz olsun. Hocanın tefsirine bakabilirsiniz. Şeytan suyu olan nesilden de hayır gelmez. Devleti uğraştırır, polisi uğraştırır. Okutsanız bile daha çok hırsızlık yapar. Çünkü şeytan suyu var. Onun için yatağa girerken Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Bu kadar basit. Yerken Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu hiç unutmayın. Evet, bunu söyleyin. Şimdi işte intikam alacak ya. Herkesin de bir şeytanı var. Kapıya doğru yanaşmış Havva anamız. Havva kardeş demiş, vallahi billahi demiş, ben orada sizden evvel oradaydım. Cennet çok güzel. Aklı hayali gelmedik güzelliklerde. Allah nasip etsin inşallah. Oraya gidelim. Orada ben size bunları anlatayım, tamam mı? İnşallah. Ha şöyle. Evet. Havva kardeş demiş, orası çok güzel, çok güzel demiş. Çok güzel. Demek yemin billahi etmiş. Vallahi billahi demiş. Bak, şu ağacı yemeyin dedi ya Allah. Evet. Sizi çıkaracak buradan demiş. Oradan yerseniz ebedi kalacaksınız. İnsan zayıf tarafı, çok sevdiği şeyden yakalıyor insanı bak. Onu yerseniz ebedi kalacaksınız. Havva anamız da cennetten çıkmak istemiyor. O güzelliklere doyamıyor. Adem'e gelmiş demiş, Adem, İblis böyle söyledi. Defol demiş, insan iblise inanır mı? Defol. Ama cennet çok güzel. Adem de cenneti çok beğeniyor. Ertesi gün Adem etme demiş, etme, görüyorsun cennet çok güzel, defol dedim sana demiş, defol.
İkinci gün Adem etme demiş, şurada devamlı kalalım ya, çıkmayalım. Hava demiş, doğru söylüyorsun, çok güzel cennet demiş, çıkmayalım. Üçüncü gün yanılmış, yemişler Allah'tan ihtar, Kur'an'da var. Ben size demedim mi, niye yediniz? Her taraflar açılmış, in aşağıya. Biri Sri Lanka'ya, Serendip Adası'na, birisi de Cidde'ye, Ava anamız. 300 sene gözdesi dökmüşler, 300 sene. 300 sene sonra tevbeleri kabul olmuş, dikkat. Ve tevbeleri de Recep ayında kabul olmuş. Tevbeleri de Recep ayında kabul olmuş. Şimdi onun için bunlara girdim. Evet efendim, ondan sonra Arafat'ta buluştular. Müzdelife'de gerdeğe girdiler. İnsan nesli oradan devam etti. Evet, onu söylemiş olduk size. Daha var, daha var. Ve ala Medine'de Yunus, Yunus Aleyhisselam Kerkük, Musul, orada yaşamış. O da uğraşmış, uğraşmış. Putperestleri şey dememiş, ikna edememiş. Allah belanızı versin demiş. Ve oradan Akdeniz'e gelmiş. Akdeniz'e geldikten sonra belası tutmuş. Ama oranın insanları şey etmişler, bakmışlar ki başlarına bela gelecek. Yunus'u aramışlar, bulamamışlar. Tevbe etmişler. Tevbeleri, Yunus Aleyhisselam'ın tevbeleri Aşura günü kabul edilmiş. Ve fihi vulide İbrahim. İbrahim Aleyhisselam Aşura günü doğmuş. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Aşura günü Yahudilerin oruç tuttuğunu görünce niye tutuyorsunuz demiş, böyle böyle, ben Musa'yı sizden çok severim ama güzel bir şey var burada, ben demiş size uymam, sizi taklit etmem, Müslüman Müslümandan başkasını taklit etmez, o gün oruç tutacağım ama demiş 9'unda başlayacağım, 9-10-11 Muharrem'in. Evet, bir Müslüman Müslümandan başkasını taklit etmez. Çiziyorum altını. Yılbaşı gecesi evlere çam dikiyorsunuz. Evet, buraya gelen nereden ne var? Biliyorum ben. Kapılara Avrupa'da herkes süsleniyor, bilmem ne yapıyor diye. Sen Müslümansın güzel kardeşim. Yılbaşı gecesi kafirlerin dini gece olarak kutladıkları bayramdır. Ben aralarında Amerika'da da bulundum, Avrupa'da da bulundum. Onların Ramazan bayramı, Kurban bayramı, onlar evlerinde şenlik yapıyor mu, bayram yapıyor mu? Sen niye onun dinlerin bayramında bayram yapıyorsun? Çok büyük riskler var bununla. Bir millet başka milletin kalabalığını artırırsa onlarla haşrolunur diyor Peygamberimiz. Dini bayramlarında o gün kafa çekiyorlar, tombala oynuyorlar, evleri süslüyorlar. Onlara uydukları için onların arasında haşrolmayı göz alıyorsan, buyur sen bilirsin. Yok ben Müslümanım diyorsan inadına yapmayacaksın. O gün içiyorsan bile o gün içmeyeceksin. Gavurlara benzememek için. Müslüman kişilik sahibi olacak. Onu söylemek istiyoruz yani. Evet efendim, bu Recep ve ondan sonra geceler böyle şey biliyorsunuz. Recep min şuhuril haram. Recep haram aylarındandır. Haram ayları yani Zülkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, bunlardan dördü haram aylar. Diğerler kameri aylar. Bu haram aylardan birisi Recep. Efendim, eyyemhu mektube ala ebuab-i sema-i sadise. Bu Recep ayının günleri altıncı sema kapılarında yazılıdır. Ve izâ sâmer Recep racul minhu yevmen ve ceddede savmehu bitakvallahi natakal bab. Yedi sema kapılarında yazı ya, altıncı semanın kapılarında yazılı ya, bir adam Recep ayında oruç tutarsa, orucunu arz ettiğim gibi haramlardan sakınarak güzel, sıkı, güzel bir oruç tutarsa kapı konuşur. Evet, kapı konuşur. وَنَتَكَلْ يَوْمُ O gün konuşur. Derler ki قَالَا يَا رَبِّ اُغْفِرْ لَهُ Peygamberin hadisini tercüme ediyorum. Sen bu kulunu affet ya Rabbi. Evet, güzel oruç tutarsan Recep'te gözün harama bakmayacak. Sokağa çıkma yani. Çünkü bakarsan milletin bacağını göreceksin. Artık millet kadınlar göğsünü de açıyor şimdi.
Halbuki kadının yüzü eli hariç, ayak hariç Kur'an'a göre haram. Ama sokakta göğsünde gösteriyor, bilmem nesinde gösteriyor. Çıkarsan sen de göreceksin. Sokağa çıkmayacaksın. Dedikodu, adam yanına gitmeyeceksin çünkü dedikodu yapıyorlar. Yanlış konuşmayacaksın falan filan. Evet, böyle oruç tutarsan ya Rabbi bunu affet derler. Affet derler. Dua ederler. Dua ederler. Evet, böyle değil. Evet, böyle değil. Ve izâ lem yetum savmehu bi takvallâhi. Oruç tuttun ama dükkana gittin akşama kadar, ha, bizim komşu var ya, ha, ne filmler çeviriyor, dedikodu yaptın. Veya işte karıların çıplak şeylerini gördün. Veya yanlış işler yaptın. Evet, lem yestavfira. Böyle sana af dilemezler. Dua etmezler. Ve ne derler? Ve kîle hada'atke nefsüke. Oruca başladın ama nefsin seni aldattı. Başlangıcın güzel, niyetin güzel ama yola koyulduktan sonra harama baktın, haramı dinledin, haram söyledin, haram işledin. Nefsin seni aldattı derler. Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır ve Şaban şehri, Şaban benim ayımdır ve Ramazan şehri ümmeti, Ramazan ümmetinin ayıdır. Öyle diyor Peygamberimiz. Recep ayı geldi mi Allah'ıma bağırık. Evet, şuraya yanaşın arkadaş. Bak adamlar ayakta kaldı. Yanaş şuraya. Sıkı durun. Evet. Peygamberimiz şöyle dua edermiş. Allah'ıma bağırık. Evet. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellivna Ramazan. Allah'ım Recep'i Şaban'ı bize mübarek kıl, bize rahmetinle muamele eyle, bizi Ramazan'a sağ salim imanda yetiştir derlermiş. Peygamberimiz böyle söylermiş efendim. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu devlet reislerini dine davet edip, bugün Recep Kandili izninizi rica edeceğim, şunu bitireyim istiyorum. Ezan okunuyor ama Necaşi, oraya Hristiyan kral, Habeşistan kralı, Müslümanların elçisini kabul etmiş. Hakiki İncil'de Peygamberimiz geleceği paraklit diye geçiyor. O İncil var, Papa saklıyor, göstermiyor. Çünkü Peygamberimiz Müslümanların insanlar tarağın dişleri gibi eşittir diyor. Halbuki Papa'ya devlet reisi eteğini öpmeyi şeref biliyor. Bu hale getirmişler. Halbuki hakiki İncil'de böyle bir şeyler yok. Bu saltanatları kaybetmemek için hakiki İncil'i çıkarmıyor papalık. Dünya saltanatını sürdürmek için koca Avrupalılar da biliyorsunuz gittiler Papa'nın elini öptüler hepsi de Avrupa Birliği üyeleri. Hala zaten Hristiyan birliğidir. Kuruluşu öyledir. Evet, bu Necaşi hakiki Hristiyan, hemen kabul etmiş. Mümindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vefat ettiği zaman onun cenaze namazını kılmış. Recep ayında kılmış. Onu arz etmek istiyorum. Recep ayı bu kadar önemli. Şimdi fıkıh öğreteceğiz size. Efendim bir yerde bir adam ölüyor, şehit düşüyor. Burada İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılıyorlar. Yoktur, kılınmaz. Bize diyorlar ki Peygamber Necaşi kılmış. Habeşistan'da ölmüş. Ulan Necaşi'nin cesedini, aha burada yazıyor. Cebrail gelmiş Peygamber'in önüne koymuş. Var mı sende böyle bir yetki? Var mı? Cenaze önde olmadıkça cenaze namazı meşru değildir. Fıkıh kitaplarına bakın. Ama cenaze duadır. Herif İmam-ı Azam da kabul etmiyor. İmam Şafii de kabul etmiyor. Kendisi onlardan üstün. Öyle bir şey yok. Cenaze namazı iki defa meşru değildir. Bir defa kılınır. Gıyapta kılınmaz. Kafasıyla vücudun yarısı veya kafası yoksa vücudun tamamı önde olacak. O şekilde kılınabilir. Evet, Necaşi'yi kılmış, Cebrail'sini getirmiş, kov vermiş. Keza Muhammed İbn-i Müzeni diye sahabeden birisi sefer sırasında vefat etmiş, Peygamberimiz seferdeyken. Cebrail'sim gelmiş demiş, arkadaşın Muaviye İbn-i Müzeni öldü.
Siz olsanız ne dersiniz? Vah vah, niye öldü ya? Öyle demeyeceksin. Evet, bir müminin öldüğünü duydun mu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Niye öldü ya? Sıkıysa sen ölme. Bir Müslümana yakışır mı bu? Süresi dolmuş, ölmüş. Bu laf Allah'ı gücendirir. Öyle diyorlar. Niye öldü ya? Daha dün beraberdik. Ya böyle denir mi ya? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Namazını kılmak ister misin demiş. Ah, kılmak isterim ama Medine nere? Burası nere? Şam yolundaymış, çölde. Hemen getirmiş, koymuş. Orada da kılmış. Bunlar Buhari Müslim şerhlerinde var. Efendim, kıble Recep-i Şerif'te Kabe'ye tahvil edildi. Peygamberimiz Kabe'de de Medine gelmeden evvel de Müslüman ilk ayların günlerinde de namaz kılıyordu. Kendisi sabah akşam namazları kılıyordu. Kudüs'e karşı kılıyordu. İlk kıble Kudüs'tür. Medine'ye varınca da 16 ay kıble Mescid-i Aksa idi. Ama Recep ayında Beni Seleme Mescidi'nde öğlen namazı kılarken Kudüs'e durmuştu namaza. Fevelli beçeke şatral Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'a dön emri gelince namazda kıble değişti. Peygamberimiz hiç konuşmadan herkes yönünü Kabe tarafına devirdi. Peygamber arkadan öne geçti. Arkadan öne geçti. Aynı namazda iki tarafa namaz kıldılar. Mescid-i Kıble'deyin diye şimdi hacılar ziyaret ediyor orayı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Necran var Arabistan'ın güneyinde. Papazların yetiştiği üniversite olan bir yer. Efendimiz zamanında Peygamberimiz çığ gibi yiyor. Papazlar da demişler bu adamı rezil edelim, milletin gözünden düşürelim de şu Müslümanlığın yayılmasını önleyelim. Baş papaz olmak üzere bütün papazlar, veliaht da yola çıkmışlar muhteşem elbiselerle. Evet, ben gördüklerimi anlatıyorum, bana kızmayın. Kimseyi hedef almıyorum. Süslü cübbelerle, yaldızlı cübbelerle. Papa'nın elbisesi de süslü, papazlarınki de. Maalesef bizim hocalar süslü cübbeler giymeye başladılar. Eskiden yoktu bu. Neden giyiyorlar bilmiyorum. Ben giymiyorum. Özel, bak kendi şeyimi getiriyorum. Bunlar süslü, çiçekli asla. İşte onlar da süslü püslü cübbelerle gelmişler. Böyle kibirli, gururlu, zengin. Yolda giderken, bunları bilmeniz lazım. Yolda giderken atla geliyorlar. Veliaht olan oğlu, baş papazın oğlunun atı sürçmüş, yere düşmüş oğlan. Yere düşünce alnı burnu yere sürtmüş, canı acımış. Allah Muhammed'in belasını versin demiş, canı acımış. Babası demiş ki, oğlum Muhammed'e beddua etme. Niye baba demiş? O peygamberdir demiş, ona beddua ettin kendine gelir demiş beddua. Genç, temiz. Baba demiş, o zaman ne uğraşıyoruz adamla? Biz de demiş onun dinine girse ya, susulun demiş aptal. Benim eteğimi öpmek için krallar sıraya giriyor demiş. O demiş insana eşittir diyor. Saltanatımız gidecek demiş. Aptallık yapma. Ama o delikanlı temiz yürekli kafasına buyur etmiş. Gelmişler Medine'ye. Süslü elbiselerle dolaşıyorlar. Müslümanlar garip. Zenginlik yok. Yalın ayak başı kabak. Kibirli gururlu dolaşmışlar. Ondan sonra oturmuşlar. Söyle bakalım demişler. Cennette insanların ilk yiyeceği şey ne? Peygamberimiz ilkokul, ortaokul, lise tahsili yok. Oradan yiyecekler de itibaren Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Havyar demiş. Havyar. Havyar demiş. Doğru söyledin demiş. İşte falan böyle böyle soruları cevap vermiş. Evet demişler ki sen bizi Müslümanlara zorlama. Biz dinimizden ayrılmayacağız ama biz sana haraç verelim demiş. Haraç. Canını koruyor Müslümanlar, namusunu koruyor ama koruma yerine haraç cizye vergisi alıyor. Biz sana haraç cizye verelim demişler. Peygamberimiz de peki demiş. Dinde zorlama yok çünkü. İnanmayan zorla inandırılmaz. Bu Necranlılar bin altın almış Peygamberimiz haraç olarak bu Recep ayında. Sonra bin altında Safar ayında almış. Böyle bu Recep ayı Cuma gecesi
Hazreti Amine ile Recep ayının cuma, ilk cuma gecesi, bu Ragaib Kandili gecesi, Hazreti Amine ile kocası Abdullah gerdeğe girmişler. Peygamberimizin ilk yaratılan şey Peygamberimizin nurudur. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Peygamberlerin bu nuru Adem Aleyhisselam'da, Peygamberimizin nuru Adem Aleyhisselam alnında. Ondan şite geçmiş. Her peygamber geçe sonunda işte Abdullah'a gelmiş bu nur. Abdullah da peygamber değil Abdullah, sakın ha yanlış anlamayın. Alnında Amine anamızla evlenince Hazreti Amine'ye geçmiş o nur. Peygamberimiz hamile kalmış. Amine anamızın nuru, o kadar güzel nur. Bütün şiirlerde yazıyor. UNESCO da bunları tercüme etti. Evet, sonra da Peygamberimiz 12 Rabiül Evvel'de doğdu biliyorsunuz, Mevlid Kandili'nde nur dünyaya geldi. İşte bu Recep ayında olmuş bu nurun nakli de nice böyle bir şeydir. Ayrıca cennette bir Recep adında köşk varmış hadis-i şerife göre. Oraya Recep ayında oruç tutanlar girebilir diyor hadis-i şerifte. Öyle söylüyor. Evet, biz de bu mübarek geceyi bunlara ermek için, bu güzelliklere kutlamaya bir araya geldik. Kutlamaya çalışacağız. İşte istiğfar eden, hamd eden, tesbih eden, hadislerdeki burada vakit geçtiği için bunları okumuyorum. Geçmiş günahlarımıza pişmanlık duyarak gözümüz önüne getireceğiz. Allah görüp dururken bu günahları işledik diye pişmanlık ateşiyle estağfurullah diyeceğiz hep beraber. Aramızda bir tane güzel adam varsa hepimizinki ondan sayılıyor çünkü. Estağfurullah diyeceğiz, la ilahe illallah diyeceğiz. Bu gecede Allah kabul ediyor. Günahlarımızı sildirmeye çalışacağız inşallah. Evet, şimdi bundan sonra da kendimize gelip günahları temizledikten sonra dikkatli davranacağız. Böyle seneye başka gece gelmeden ölebiliriz. Bir daha kirlenirsek ne zaman affettireceğiz? Dikkatli duracağız. Dilimizi, belimizi, elimizi haramdan sakınacağız. Dikkatli davranacağız. Helalinden kazanacağız. Zekatımızı vereceğiz. Hayra vereceğiz. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Dikkatli olacağız, dengeli yaşayacağız. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Dünyada da iyilik, ahirette de iyiliğe inşallah kavuşacağız. Bunları kavuşmak için bu kitaplarda yazan güzellikleri hep sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Efendim, tekrar hepinizin, bütün müminlerin Ragaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Abdesti dar olanlar vardır, uykusuz olanlar vardır, işleri olanlar vardır. Biz böyle mübarek gecelerde bir Kur'an-ı Kerim hatmederiz. Getirdik cüzlerimizi, yarımşar cüz. Hızlı okuyanları onları dağıtacağız. Okumayanlar kul vallahi ahad okuyacaklar. 100, 200, 300 her birinde besmele çekerek. Ondan sonra hep beraber tövbe istiğfar edeceğiz. Ve Kur'an okuyup dağılacağız. Programımız böyle. Herkes kendini ona göre ayarlasın diye arz ediyorum. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Bol rızık ihsan eylesin. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerekten çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil âlemin. Hakkınız helal edin efendim. Ben de helal ediyorum. Allah sizden razı. El Fatiha.